Gülsüm Saray'ına hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle ilk kez benim sayfamda göreceğiniz şahane bir kek tarifi paylaşacağım. İki renkli elmayı farklı bir şekilde keserek ayrı bir görsellik katmış olduğum bu elmalı keki eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Görselliğini görüyorsunuz, söyleyecek tek kelime yok. Bu tarif için kullanmış olduğum bardak ölçüm 200 ml su alıyor. Bazı takipçilerim gram ve litre olarak da sorduğu için ekstra kenarına gram ve litre olaraktan da belirttim. Şimdi vereceğim malzeme listesine dikkat etmeniz bir nokta daha. Vermiş olduğum malzemeler 2 tepsilik içindir. Bir tepsi yapacaksanız vermiş olduğum malzemelerin sadece yarısını kullanınız. Tarifimiz için gerekli olan malzemeler 3,5 bardak un, 1,5 bardak toz şeker, yarım bardak süt, 200 gram margarin, 4 bütün yumurta, 1 fiske tuz, 1 paket vanilyalı şeker, 1 paket kabartma tozu. Kekimizin güzel kabarması için kullanacağımız malzemeler oda sıcaklığında olması gerekiyor. Bir tepsi için 4 tane elma gerekiyor. Ben 2 tane yeşil elma, 2 tane kırmızı elma kullandım. Sizler dilerseniz tek renk elma da kullanabilirsiniz. Üzerine sürmek için 1 yemek kaşığı bal kullanacağız. Balı inceltmek için de 1 çay kaşığı sıcak su. Ayrıca 1-2 yemek kaşığı da pudra şekeri. 200 gram margarin, 1 paket vanilyalı şeker, 250 gram toz şekerini ilave ediyoruz ve mikser ile en az 1-2 dakika çırpıyoruz. Kullanacağımız margarinimiz mutlaka oda sıcaklığında olmalı. En az 1 saat önce buzdolabından çıkartıp yumuşamasını beklemeliyiz. Şeker ile margarinimizi mutlaka çok güzel bir şekilde çırpmalıyız. Yarım bardak süt. Bir fiskede tuzu ilave ettikten sonra tekrar mikser ile çırpıyoruz. Dört bütün yumurtayı da ilave ettikten sonra yine aynı şekilde mikser ile çırpmaya devam ediyoruz. Bir paket kabartma tozunu unumuzun içerisine ilave ediyoruz ve unuyla kabartma tozunu güzelce karıştırıyoruz. Kabartma tozu unu da ilave ettikten sonra mikser ile en az 1-2 dakika daha çırpıyoruz. İçerisine yağlı kağıt koymuş olduğumuz veya yağlamış olduğumuz tepsiye hazırlamış olduğumuz harcımızın yarısını döküyoruz. Her yerine eşit miktarda yaydırıyoruz. Vermiş olduğu malzemelerden gördüğünüz gibi bir tatlı tepsisi ve 26 santim çapında yuvarlak bir tepsiye yetecek miktarda. Sadece bir tepsi yapacaksanız vermiş olduğum malzemenin sadece yarısını kullanmaya dikkat ediniz. Bir tepsi için 4 tane elma kullanacağız. Ben 2 tane yeşil, 2 tane kırmızı elma kullandım. Sizler dilerseniz tek renk elma da kullanabilirsiniz. Elmaları yıkadıktan sonra gördüğünüz şekilde ortadan ikiye kesiyoruz. Ben tekrar ikiye kestim. Yani bir elmayı 4 parçaya kesiyoruz. Ve gördüğünüz şekilde bıçak ile karşılıklı olarak ince bir şekilde kesiyoruz. Çok fazla derin kesmeyeceğiz. Gördüğünüz gibi incecik bir parça kesiyoruz. Kesmiş olduğumuz ince parçalar ile elmamıza farklı bir görsellik veriyoruz. Ve gördüğünüz aralıklarda kesiyoruz. Gördüğünüz şekilde kestikten sonra bir elmadan 4 tane, 2 elmadan da 8 parça elde ediyoruz. Aynı şekilde yıkamış olduğumuz yeşil elmayı da ilk önce 2 parçaya,
Daha sonra tekrar ikiye kesiyoruz. Yani bir elmadan gördüğünüz gibi yine dört parça elde ediyoruz. Öncelikle çekirdeğini çıkartıyoruz. Kırmızı elmayı kestiğimiz gibi yeşil elmayı da aynı şekilde kesiyoruz. Daha önce de belirttiğim gibi çok fazla derin kesmeyeceğiz. Sadece ince parça keserekten elmamıza şekil vereceğiz. Yeşil elmadan da elde etmiş olduğumuz 8 parçayı aynı şekilde şekil vererek kesiyoruz. Ben kesmiş olduğum her dilim elmayı daha önceden hazırlamış olduğum limonlu suyun içerisine koydum. Çünkü beklerken bu arada biliyorsunuz elma çok çabuk kararıyor. Kararmaması için size de tavsiye edeceğim suyun içerisine limon sıkın ve limonlu suyun içerisine koyun. Hepsini aynı şekilde kesip hazırladıktan sonra tepsimizin üzerine diziyoruz. Tepsiye dilediğiniz şekilde dizebilirsiniz. İlk başta malzeme listesini sayarken kuru üzüm eklemeyi unuttum. Aralarına bir de kuru üzüm serpiştiriyoruz. Kuru üzüm olmazsa da olur ama olduğu zaman daha iyi olur. Kuru üzümde çünkü kekimize farklı bir lezzet katıyor. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında pişiriyoruz. İç harcımızdan 4 yemek kaşığı ayırmıştım. İçerisine bir elmayı kestim ve gördüğünüz şekilde ilave edip karıştırdım. Oğlum elmalı keki çok seviyor ve içerisine hep bol elma olsun diyor. Bu şekilde de denemek istedim. Üzerine biraz da şeker koydum. İyi ki de denemişim. Gerçekten muhteşem oldu. Elması bol kek istiyorsanız aynı şekilde yapabilirsiniz. Küçük kalıplara koyduktan sonra aynı şekilde bunları da pişirdim. Şunu da itiraf etmeliyim ki görselliğinde fazla gösterişli değil fakat içerisinde bol elma olduğu için inanın bu keklerimiz çok daha lezzetli oldu. Herhalde bundan sonra mutlaka bunu tekrar yapacağım. Oğlum bu küçük kekleri yedikten sonra bana söylediği kelime şu ana kadar yemiş olduğum en lezzetli elmalı kek. Gördüğünüz gibi bunları da pişirdik. Diğer kekimiz de pişti. Bir yemek kaşığı balın içerisine bir tatlı kaşığı sıcak su koyuyoruz ve birlikte karıştırıyoruz. İçerisinde sıcak su olduğu için hemen balımız eriyor ve gördüğünüz şekilde kekimizin üzerine sürüyoruz. Bal kekimize hem parlaklık verecektir hem de lezzetine lezzet katacaktır. Dilerseniz bu şekilde servis yapabilirsiniz. Fakat ben pudra şekerini keklere çok yakıştırdığım için üzerine bir de pudra şekeri serpiştiriyoruz. Pudra şekeri kekleri yerken ilk ağzınıza farklı bir lezzet veriyor. Ve yine gördüğünüz gibi görsellik muhteşem. Ben bu elma kesimini bir elma tabağında normal meyve sunumunda görmüştüm. Elmalı kekte de niye olmasın diyerekten deneyip sizlerle paylaşmak istedim. Dilerseniz sıcak olarak, dilerseniz soğuduktan sonra servis yapabiliriz. Fakat nedense kekleri biz fırından çıktığı gibi sıcak sıcak o mis kokusuyla yemeyi daha çok seviyoruz. Kekimizi sıcak sıcak dilimliyoruz. Ve şöyle dilim olaraktan da gördüğünüz gibi şahane görünüyor. Sizler de aynı görselliği yakalamak istiyorsanız vermiş olduğum malzemenin sadece yarısını yaparaktan bir tepsiye kullanın. Fazla kalın olduğu zaman elmalar içine gömülecek ve istediğiniz görselliği yakalayamayacaksınız. Servis tabağını aldıktan sonra da üzerine biraz pudra şekeri serpiştiriyoruz. Kekimiz mis gibi kokuyor. Tam kıvamında. Ve lezzetine inanın söyleyecek tek kelime bulamıyorum. Muhteşem bir lezzet. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Şöyle elmayı da ortadan keserek elmanın içerisinde size göstermek istiyorum. Elmamız da piştiği halde hala sulu ve çok lezzetli. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni göndereceğim videolu tarifleri kaçırmak istemiyorsanız YouTube sayfam Gülsüm Saray'ın abone olup bildirim zilinin sesini açmayı unutmayınız. Kalbinizden sevgi, ağzınızdan tat, mutfağınızın bereketi hiç eksik olmasın. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.